Düzce'de kış ayları öncesinde köy yollarında sorun yaşanmaması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde Kuşaçması köyü yolu asfaltlandı. Vali Cevdet Atay beraberindeki heyetle birlikte bölgeye giderek İl Özel İdaresi ekiplerinden bilgi aldı. D655 karayolu üzerinde bulunan ahşap hediyelik eşya yapan atölyede yangın çıktı. Atölyenin arka tarafından başlayan yangını o sırada bölgede devreye atan trafik ekibi fark etti. Atölyeden dumanların çıktığını gören trafik ekibi durumu hemen merkeze bildirdi. Trafik ekibinin ihbarı üzerine olay yerine Düzce, Kaynaşlı ve Boğaziçi belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale edebilmek için atölyenin dış duvarlarını elektrikli testereyle kesti. Daha sonra içeriye gelen ekipler yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangınla ilgili olarak inceleme başlattı. Düzce merkeze bağlı Muradiye Mengencik köyünde Adnan Ağa'ya ait evin yanında bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede samanlığı sarması üzerine samanlık sahibi Adnan Ağa hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Düzce ve Kaynaşlı belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan samanlıktaki yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Köylülerin de yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erini meslektaşlar omuzlarına alarak yangın mahallinden uzaklaştırdı. Ekiplerin omzunda ambulansa kadar taşınan itfaiye eri, ambulansta yapılan müdahalenin ardından söndürme çalışmasına devam etti. Samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili olarak inceleme başlattı. O ortamı kullanmıyor mu? Gelsene.
Kaza Tematoyolu 3 köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dinlenme tesisinden çıkan Valeri G idaresindeki AN100, UK Gürcistan plakalı otomobil, Yüksel Bey'in sürücülüğünü yaptığı 41AS 769 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, sol şeride gelerek Süleyman Y hakimiyetindeki 41ALZ 752 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Valeri G otomobil içinde sıkıştı. Ketevan G ile Süleyman Y de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkartmak için uzun süre uğraştı. Uzun uğraşlar neticesinde otomobilden çıkarılan Valeri G, sağlık ekiplerine teslim edildi. Valeri G, Ketevan G ile Süleyman Y sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Valeri G'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan anne ve bebeği ise kazayı yara almadan atlattı. Kadın yaralanan, Valeri ile Ketevan G ile ilgilendiği sırada bebeğine ise polis ekipleri baktı. Ekipler bebeğin ağlamaması için yoğun çaba harcadı. Audi park yerinden çıktı. Direkt yola fırladı. Ben sağ şeritte geliyorum. Yani bunu gördüm. Sol şeridimde araba olduğu için orta şeritte şerit değiştiremedim. Frene asıldım. Yeterli olmadı. Sağ taraftan Audi benim aracıma vurdu. Döndü. Benim sol tarafıma Passat'la, Volkswagen'le çarpıştı o ara. Volkswagen ortadan ona girdi. Geç kokuyordun ben kaçar ya. Sen ambulansın. Sonra bir ambulansın.
Kaza D20 Karayolu Dağdibi Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Cemal Biçer idaresindeki 54KB660 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 54AHL919 plakalı kamyonu arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan FB isimli çocuk yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Cemal Biçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Olay geçtiğimiz cuma günü Gökçesu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökçesu beldesinde hayvancılık yapan ME'nin koyunlarını satın almak isteyen AT 81 koyunu kamyona yükledikten sonra parayı havale yoluyla göndereceğim dedi. ME'yi kandıran AT koyunları kamyona yükleyip kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan ME durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri AT'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren AT'nin Düzce'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler düzenledikleri operasyona şahsı yakalayarak Bolu'ya getirdi. Sakarya'daki bir ağırda bulunan koyunlar ise sahibine teslim edildi. Şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bir. İki. Ne? Üç. Dört. Dört. 5 6 7 8 9 10 Şunu da geçir abi. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Abi sen bu tarafa geçsene 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33, 34. Otuz beş, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk, kırk bir, kırk iki, kırk üç. Sal abi gelsin. Aç aç aç. Kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi, kırk sekiz, kırk dokuz, elli, elli bir, elli iki, elli üç, elli dört. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Edinilen bilgiye göre Mudurnu ilçesi, Kaygana Mahallesi, Kelekler Sokak üzerinde bulunan bir evin bacasında yangın çıktı. Ev sahibi SK'nın durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler hemen çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü ve Kastamonu Kalkınma Vakfı Genel Müdürü iken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Düzce'ye Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanan İlknur Aynan şehirdeki görevine başladı. Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek çalışma durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Aynan, Düzce'nin turizmini daha ileriye taşınması için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınadan balıkçılar da etkilendi. Fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri Karadeniz'e açılamadı. Fırtınanın tezgahları etkilediğini belirten balıkçı Tuncay Kılıç şöyle konuştu. Karadeniz'de balık şu an sıkıntılı bir durumda. Hava komple esiyor. Çok az kalıyor vesaire. O yüzden rahat denize çıkılamadığı için balık az. Çok az balık var. O yüzden ilerleyen günlerde toparlar diye umut ediyoruz yani. Şu an hava muhalefetinden dolayı tekneler rahat rahat çıkıp çalışamıyor. O yüzden de öyle çok bolluk yok ama yine de tezgahlarımızda balık var ya. Yani. Tırsı başladı artık. Geçen sene falan insanlar falan da çok sevdi. Bölgeye az bir balık, güzel bir balık. Tam da zamanı geldi. Müşteriler insanlara da soruyordu. Zaten gören de alıyor. Tırsı yani sardalyagillerden geldiği söyleniyor. Biz de öyle biliyoruz ama Karadeniz'e az bir balık. Yani, sadece Karadeniz'de. Aynen öyle. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri, Minik 112 projesiyle Azmi Milli Anaokulu ve İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere acil sağlık hizmetleri ve ambulans tanıtıldı. Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte okul bahçesine getirilen acil yardım ambulansını inceleyen öğrencilere acil bir durumla karşılaştıklarında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konusunda bilgiler verildi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Doktor Yasin Yılmaz, geleceğimiz çocuklarımızın acil sağlık hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, ambulanslara yol verme, doğru olarak sağlık sistemini kullanabilme, 112 acil çağrı merkezine nasıl ulaşabilecekleri ile alakalı bilgilendirmeleri ve sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkili olması amacıyla farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini belirtti. Bolu'nun Göynük ilçesinde 100 yıl önceye kadar kadınların başörtülerinde işlenmiş olduğu motif ve desenler ünlü moda evlerinin gözdesi haline gelmiş durumda. Göynük'e özel başörtüsü olan ve 2016 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Tokalı örtme günümüzde önemli yerini koruyor. O dönemde kadınların pek konuşmamasından dolayı Tokalı örtmede mesajlar verilirdi.
İnsanlar kadınların duygu durumlarını, üzüntü ve mutlu olduğu anları başörtüsünün motiflerine bakarak anlayabiliyorlardı. El emeğiyle dokuma tezgahlarında yapılan ve Bolu'nun tescilli ürünü olan örtmelerin gelecek nesillere aktarılması için kadınlar var gücüyle çalışıyor. Bu şekilde alnıma getirerek takarsam ben mutluyum, keyfim yerinde, kahve ısmarlasın gibi sosyal mesaj veriyor. Örtünün diğer kısmını takıyorum, birazcık daha koyu renk. Yani burada bordo olur, siyah olur genelde. Yani uçtaki ana renk neyse o kullanılıyor. Koyu renkler kullanılmış, siyah varsa içinde. Özellikle ben bugün mutsuzum, keyfim yerinde değil diye sosyal mesaj veriyor. Sosyal mesaj ona göre. Şimdi hanımlar çok fazla eskiden konuşmazlarmış da takılı şeklini de göstereceğim de. Şu şekilde takılıyor. Ama asıl önemlisi şuradaki desenler. Burada elti çatlatan, aşk mektubu, yüzük kaşı, kaymakam başı, mezar taşı gibi isimleri var. Yani şimdi burada eğer mezar taşı varsa benim matemli olduğum, yani yakında birini kaybettiğim biliniyor. Halk arasında ona göre davranılıyor. Eğer burada asker başı varsa eşinin veya oğlunun asker olduğu biliniyor. Halk arasında ona göre davranılıyor. Eğer burada yüzük kaşı, aşk mektubu varsa sözlü veya nişanlı olduğu biliniyor. Ona göre davranılıyor. Ne dedik? Ayrı el kültürü yok. Eğer burada elti çatlatan varsa iki elti arasında sıkıntı var. Dikkat edin. Yani toplum arasında laf atmayın anlamında kullanılıyor. Türkiye ikincisi olduktan sonra bu desenler genelde bu ünlü modacıların ve markaların geleneksel çalışmaları var. O zaman da çok istenmişti desenlerimiz. Ama biz o dönem için bizim kontrolümüz altında, yani belediyenin kontrolü altında büyüsüz diyoruz. O yüzden de desenleri biz bu markalara çok fazla vermedik, kendi kontrolümüz altında büyüsün. Çünkü biz bir elti çatlatan veya bir mezar taşını bir pantolonun paçasında görmek istemiyoruz. Onları sadece başörtüsü olarak dokuyoruz. Diğer ev tekstilinde kullandığımız makasçık, mesela perdede onu kullanıyoruz. Kabak çekirdeği, kırlentlerimizde var, onu kullanıyoruz mesela. O sadece isim olarak gelen desenler de var. Onları ev tekstilinde, kıyafette kullanırız ama anlamı ve hikayesi olanları genel olarak başörtüsü olarak dokuyoruz burada. Göynük biliyorsunuz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Aynı zamanda da Akşemseddin'in diyarı bir memleket. Akşemseddin herkesin bildiği gibi Fatih Sultan Mehmet'in hem akıl hocası hem manevi hocası. Akşemseddin Hazretleri Göynük'teki bütün literatürleri anlatırken, bütün incelikleri anlatırken tabii biz bugün daha farklı şeylere şahit olduk. Özellikle el sanatları ürünlerimize şahit olduk. Rehberimizin de bize anlattığı gibi ecdadımızın yapmış olduğu her figürde bir anlam var. İşte elti çatlatan figürleri var. Nişanlısı, nişanlı olan gelinlerin aşk mektubu taktıkları asker. Şeyi var. Asker taşı asker. Taktıklarında, asker başı taktıklarında çocuğunun veya nişanlısının askerde olduğunu anlatan bir figür var. Mezar taşı olursa eğer bu Yemenilerde veya Şallarda o ailede çok yakında birinin ahirete intikal ettiği anlamına geliyor. Bakın ecdat o kadar derin düşünmüş ki her şeyi. Bugün Avrupa dediğimiz, aydın dediğimiz kesimlerin ecdadı takip ettiğini biz yeni çıkartmış olduğu emojilerden anlıyoruz değil mi? Evet. Bakın bugün emoji dedikleri bizim ecdadın bundan 600 yıl önce varlığını çıkarmış olduğu, tabii varlığını göstermiş olduğu bu analarımın, bu kınalı kuzuların yapmış olduğu figürlerde var. Biz ecdadı yeter ki takip edelim, ecdadı yeter ki anlayalım. Benim için de sıkıntı yok. Ben daha çok duyuyorum zaten. Çok çekemedim. Geldik buraya. Biz şu anda baş yaptığımız için bir günde bunların ikisini yapabiliyoruz. Tezgahları yıllardır kullanılıyor. Evet, yıllardır. Her köyde vardı gerçi ama şimdi yok. Şimdi işte sadece burada var. Bunu öyle ona göre taksak. Ama ecdat neler düşünmüş değil mi? Rengi de bana uydu Merve Hocam. Işık nerede? Evet, çok ışıksa oradan çekiyorum, orada değil. Rengi de nerede? Bunun Türkiye'de birçok yerin tanıması gerekiyor. Gerçekten çok hoş ve anlamlı bir örtü. Örtüyü taktığınızda üzgün mü, mutlu mu, neşeli mi veya ailenizde acı bir durum mu var? Hepsini bir örtüyle anlatabiliyorsunuz. Hiç konuşmanıza gerek kalmıyor. Burada dört tane yani sekiz tane oluyor.